Merhabalar değerli izleyenler. Bugün 19 Mayıs özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü ve kurtuluş ateşinin yakıldığı bir gün 19 Mayıs. Kendini genç hisseden ve bütün gençlerimizin gençlik haftası ve 19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlu olsun diyerek başlamak istiyorum. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle haftaya ve güne münhasır olarak Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ali İhsan Kabakçı bizimle birlikte. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz efendim. Sağ olun. Şimdi bir pandemi gölgesinde evet. Bir 23 Nisan yaşadık. Şimdi bir 19 Mayıs. Sizin bugünle ilgili söylemek istediğiniz neler var? Onunla başlayalım isterseniz. Gerçekten 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkışıyla birlikte bağımsızlık ateşini yakmasıyla dalga dalga yayılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda özellikle Samsun'dan itibaren başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesi kutlu olsun diyorum. Gençlerimize armağan etti. Daha önce 23 Nisan'da dünyada eşi benzer olmayan çocuklarımıza armağan eden bir bayramı hemen akabinde 19 Mayıs'taki kurtuluşumuza vesile olacak bir çıkışı Samsun'dan itibaren gençlerimize armağan etti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kendini genç hisseden Türk milletinin asil evlatları bu günden itibaren gerçekten bu özgürlük meşalesini alarak, kuşanarak Anadolu'nun her tarafında, Kayseri'de, Sivas'ta, Maraş'ta, Erzurum'da bu meşaleyi sürdürdü. Tabii ki Cumhuriyetimizin kuruluşuyla da birlikte bu taçlandı. Ben tekrar 19 Mayıs 1919'da yakılan bu kurtuluş meşalesinin ilelebet Türk milleti üzerinde yanmasını ve devam etmesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin var olmasını ve gençlerin de gerçekten bu gücün Türk milletinin en önemli geleceğin teminatı olan gençlerin de milletimizin geleceği olarak, umut olarak bizlerin öncü kuvvet olarak devam etmesini canı gönülden diliyorum. Evet, gençlerimiz aslında bizim en büyük umudumuz. Çünkü biz bayrağı onlara devredeceğiz. Onlar da kendi evlatlarına derken bu gençlik ruhu aslında hepimizde var. Bu biraz da yaş sınır tanımıyor aslında. Evet. 23 Nisan için belli bir kutlama için yaş var, 19 Mayıs için var ama bizim ruhumuz 7'den 77'ye, kimlikteki yaşımız ne olursa olsun hepimizin ruhu aynı aslında. Gerçekten de yani bizim özellikle millet olarak zaten dinamik, her zaman hareketli, genç ruhunu ben bazen eskiden 7'den 77'ye kullanıyordum. Artık 3'den 93'e dinamik bir dönemi andıran, her türlü gelişimi, yapılanması, özgüveniyle gerçekten dinamik bir gençliğimiz var, milletimiz var. Evet. İnşallah bundan sonrasında da yapılan tüm çalışmalarda, başta bizim bakanlığımızın, il müdürlüğümüzün ortaya koyduğu, aynı zamanda hem sportif hem güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve her türlü aktivitede gerçekten önemli bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bizim de kurumumuz, başta şahsım olmak üzere, gençlerimizin her türlü imkan sunmak adına, ortaya koyacağı performans adına onların yanındayız. Tabiri caizse 7 gün 24 saat etkinlik, faaliyet, organizasyon ve onların yapmak istedikleri her şeyin oluşabilmesi için mücadele veriyoruz. Evet. Aslında baktığımız zaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeniliklere, yeni projelere, güzel çalışmalara çok fazla imza attığını görüyoruz. Bu da tabii ki başta bakanlığımızın ve daha sonrasında sizin nezdinizde bütün il müdürlüğündeki personellerin biraz da girişimci yeniliklere açık olmasından kaynaklanıyor değil mi? Kesinlikle. Tabii ki yani bu dönemi yakalayamazsak zaten çağı yakalayamayız. Bizim en önemli ehemmiyet verdiğimiz işte hem çağ yakalamakla birlikte teknolojiyle aynı zamanda gençlerimizin istek ve arzularıyla buna bağlı olarak onların geleceğe hedef koyan Ulu Önder Atatürk'ün beyan ettiği gibi yani gerçekten sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düsturuyla hareket ediyoruz ama geleceğimizin de teminatı olan gençlerin bu çağı yakalayabilen iyi yetişmiş, donanımlı, kültürel ve sportif özellikleri olan her türlü kendinde o özgüveni kuşanmış bir gençlik olarak göreceğiz. Gerçekten de yeni çalışmalarımızla, verilen imkanlarla hem bakanlığımız, hem tesisleşmelerimiz, hem yerel yönetimlerde dahil, ben Kayseri'mizi de gerçekten çok güzel ve çok önemli buldum. Geldiğimiz günden beri
senkronize çalışmalar içerisindeyiz. Hem belediyelerimizle hem diğer sivil toplum örgütleriyle. Ama tabii ki en büyük destek verdiğimiz, en büyük heyecan duyduğumuz kesim bizim gençlik bölümümüz. Gençlerle de ilgili çok güzel çalışmalar var. Bunları mutlaka anlatacağız, çalışacağız. Tabii başlamışken devam edelim isterseniz tabii. Neler yani var? Yani biz özellikle başta bakanlığımız olarak büyük projeler içerisindeyiz. Gençliği gerçekten önemseyen bir süreç tam anlamıyla başlamış vaziyette. Başta eğitim, öğretim, çalışma, imkan sunma, tesisleşme. Hemen Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii ki son dönemde ortaya koyduğu başta eğitimle birlikte sporun, siz yayın öncesinde de söylediniz. Yani eğitimle birlikte sportif aktivite ve diğer sanatsal iş içerikli çalışmaların gençler ve insanlarımız neslinde nasıl yürütebileceğimizi. Evet. Yani çok bir tabir vardır, çift kanat uçmak. Yani her şeyi tek düzey yapmaktan ziyade çok yönlü kişiliğimizi, yeteneklerimizi keşfetmek adına. Eğitimle de bununla birlikte bakanlığımız tabii ki tam bursluluk dönemine geçti. Spor yapan, başarılı olan herkesin özel okullar ve üniversitelerde bursluluk şeyiyle birlikte taçlandırma, onlara her türlü imkanın verilmesiyle ilgili şu anda aktif bir şekilde bir süreç başlatıldı. Burada her türlü desteğe gençlerimize bursluluk adı altında destekleyeceğiz. Zaten milli sporcuların okullarını bitirdiğinde, üniversiteleri bitirdiğinde direkt iş kazanma ve işe girişleriyle birlikte çok büyük avantajları var. Yani sporla birlikte, güzel sanatlarla birlikte, özellikle yeteneklerinle birlikte diğer bir işi yaparken aynı zamanda bu işleri de yapabilmenin senkronize hareketini göreceğiz. Bizler tabii ki bakanlığımız olarak Genç Spor Bakanlığı dinamik bir bakanlık. Aktif çalışan bir bakanlık. Projeler üreten bir bakanlık. Zaten tesis yönünden çok ileri bir duruma geldik. Yani bir kere yani Avrupa standartlarının üstündeyiz. Evet. Bir kere bu tesisleri doldurmamız da gerekiyor. Yani başta da söylediğimiz gibi spor kültürünü kendi ailemizle başlamak üzere tabana yayılacak şekilde, sporun tabana yayılması sloganını da çok kullanıyoruz. Yaygınlaştırdığımızda hem sağlıklı nesiller yetiştiren hem de özellikle bu çağda başlayan obezite kaynaklı, biraz da pandeminin getirdiği 1,5 seneden bu yana oluşturulan hareketsiz bir düzeni daha hareketlendirebilmek. Gençlerimiz nezdinde daha yani özgüveni yüksek, mutlu, huzurlu. Çünkü hareketlilik ve spor çok önemli. Belki performans sporcusu yetiştirmeyebiliriz ama herkesin hayatına bir sportif aktivite ve hareketliliği koymamız lazım. Hani spor kültürü dediğimizde ailelerimize, bireylerin kendi içerisinde olmak üzere biraz daha bu anlayışı kendimize zaman ayırma özelliğini evet. ortaya koymamız gerekiyor. Bu düsturla hareket ettiğimizde de bakanlık ve il müdürlüğü olarak önemli bir çalışma içerisindeyiz. İyi bir kadromuz var. Hem bu antrenör kadrosu, eğitim uzmanlarımız, evet. gençlik liderlerimiz, tesislerimizde inanın 7 gün 24 saat. Şimdi zaten esas hedefimiz bizde çok kelimeleri kapalı salon, kapalı havuz, kapalı gibi ifadeler. Şimdi hiçbir tesisimizde bizim kapalı ibaresi yok. Tabiri caizse 7 gün 24 saat esasıyla çalışacağız. Çünkü bu heyecan hem kadrolarımızda var evet. hem de aynı zamanda artık gençlik bir bu konular üzerinde hareketlilik bekliyor. Biz de ailelerimize, vatandaşlarımıza kurum olarak neler yaptığımızı ortaya koyan bir aktif durum sunmak istiyoruz. Onun için başta tesislerimiz olmak üzere kullanılan tüm alanları onların hizmetine sonuna kadar açıyoruz. Yani bunu sözde değil gerçek manada evet. uygulamak istiyoruz ve uyguluyoruz. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Evet, şimdi Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile bizim de ortak çalışmalarımız var. Biz destek için size de geliyoruz. Geldiğimde gördüğüm tesisler olarak baktığımızda diğer şehirleri bilmiyorum ama Kayseri'de tesisleşme oranı çok yüksek ve çok güzel. Hijyen kurallarına çok dikkat ediliyor. Çalışan personel, il müdürlüğü ve diğer tesislerdeki bütün personeller oldukça genç ve dinamik. Ve hepsi kendi alanında uzmanlar. Gidip bir soru sorduğunuzda bilmiyorum diyen yok. Enerjileri çok güzel. Bu da sanırım oraya spor için gelecek çocuklara da gençlere de çok olumlu şekilde yansıyordur. Örneğin bundan geçtiğimiz yıllarda bizim çocukluk zamanlarımıza baktığınızda okulda spor kolları olurdu. Oraya girdiğinizde bile aileler hep şey derdi ya ona zaman ayırma sen otur ders çalış.
Ama onun yanlış olduğunu ve sporla ya da özel yeteneklerle kendilerine edinecekleri bir uğraşın kendi okul hayatlarına, kişisel hayatlarına, aile hayatlarına ne kadar olumlu yansıdığını son dönemde biraz daha anlamaya başladık. Geç oldu ama güç olmadı. Bunu anladık herhalde, değil mi? Kesinlikle. Yani aynen buyurduğunuz gibi özellikle bizler, gençler, çocuklar, tabii ki millet olarak çok yetenekli bir toplumuz. Aslında yeteneklerimizi geçmiş dönemde çok geç keşfettiğimiz için özgüvenimizi de ona göre biraz geride tuttuk. Ama şu anda bakanlığımız tüm branşlarda yetenek taraması yapıyor. Bunun esas amacı da başta spor olmak üzere. Gençlik merkezlerinde güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve özellikle olarak gençlerimizin yeteneğinin keşfi çok önemli. Yani bir 40'ında, 50'sinde, 30'unda elde edilen yetenek keşfi çok önem arz etmiyor. Ama 10-11 yaşlarındaki özelliklerine ait çocuklarımızın mutlaka yeteneğini keşfedeceğiz. Atasözümüz var yani, ya ağaç yaşken eğilir. O zamandan başlamak gerekiyor. Kesinlikle, yani yetenek keşfini önemsiyoruz. Onun için pandemiden önce bakanlık olarak çok önemli bir tarama başlatmıştık. Binlerce, on binlerce gencimizi milyonlarcasına dönüştürecek şekilde belli bir yaş grubundan başlayarak hepsini kurumsal manada çok iyi bir tarama yapıyoruz. Gençlerin hangi özellikte, hangi yeteneklerinin olduğunu net tespit ediyoruz. Bu önemli kuruluşlarla da işbirliği yapıldı. Evet. İnşallah pandemiden sonra da bu hareketlenecek. Hepimizin çocuklarının özel yetenekleri vardır. Bu yetenekleri keşfettiğimizde hem ailelere hem anne ve babaların bu çocuklar üzerindeki etkisi daha da farklılaşacak. Çünkü bizler hiçbir şey bilmeden çocuğumuzun ne özellikte olduğunu, çünkü hareketlilik ve sportif yaşamdaki özelliğini hiç keşfedemiyoruz. Ancak tesadüfen bir özelliği kendiliğinden çıkmışsa ortaya çıkıyor, ama mutlaka sağlıklı yaşam adına olsun, sportif gelişim adına olsun bir yeteneğini keşfetmek istiyoruz. Bu konuda da tabii ki önemli görevler düşüyor. İyi bir kadromuz var, iyi bir ekipmanımız var. Biz hem performans sporcusu yetiştirmek hem de sağlıklı nesiller yetiştirmek adına, bir de dönem gerçekten dijital bir çağ ama teknolojinin de getirdiği bir dezavantaj var. Hareketliliğimiz azaldı. Evet. Bu çocuklarımız için de geçerli. Obezitenin çağın hastalığı olması münasebetiyle bir takım önlemler almamız gerekiyor. Kurum olarak da en önemli görevlerden bizim olarak görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ne kadar mücadele etse de hareketlenmeyen toplumların sağlıklı nesiller yetiştirmesi zor. Evet. Yalnızca sporcu çıkarması açısından değil, bir de sağlığa giden yatırımların, ilaç paralarının sporla azalacağı kanaatindeyiz. Bunu bir şekilde ailelere, kişisel hayatımıza, gündemimize almamız gerekiyor. Evet. Şimdi Kayseri olarak baktığımızda siz Kayseri'yi tesis bakımından evet yani birçok ilden çok daha güzel, çok kapsamlı ve Kayseri artık büyük bir şehir. Her yerde sizin tesisleriniz var ve her spor dalında tesisleriniz var. Sporun gelişmesi için de iyi bir tesis, iyi bir antrenör ve sporcu potansiyeli olması lazım. Kesinlikle. İyi tesislerimiz var, antrenörlerimiz var. Sporcuları potansiyeli siz tarayarak buluyorsunuz. O zaman Kayseri oldukça iyi. Özellikle lisanslı ve milli sporcularımıza bakacak olduğumuz zaman Kayseri'de oldukça iyi bir yerde herhalde, değil mi? Kesinlikle. Türkiye standartının çok üstünde. Bu gittikçe de daha da artacak. Çünkü hem branş çeşitliliği anlamında hem milli sporcu ve bu konudaki milli takımlara yaptığımız katkılar düzeyinde de şunu da belirteyim. Yeni dönemde malumunuz bakanlığımızın olimpiyat hazırlama merkezleri var. Türkiye Olimpik Hazırlık evet. Merkezi. Kısa adı TOHM. Kayseri'de daha önce tekvando, yüzme, atletizm dallarında TOHM merkezleri vardı. Şimdi biz jimnastikte, güreşte, halterde ve kayakta TOHM merkezleri oluşturuyoruz. Bunu bakanlığımızın müjdesi olarak da söyleyebiliriz. Bu TOHM merkezleri aynı zamanda üst düzey, milli takımların en üst düzeyine yetiştirecek milli sporcular ve olimpik sporcular yetiştirmek oluyor. Evet. Bu da önemli bir kazanım ilimiz adına. Tesislerimiz var gerçekten. Tesislerimizde iyi antrenörler eşliğinde. Bu uzman antrenörlerin eğiteceği çocuklarımız da var. Biz onlara ulaşmanın mücadelesi veyahut da metotlarını da çağı yakalayacak şekilde yapmak istiyoruz. Yani biz tesisimiz var, buradayız demekle değil, herkesin hem taramayla hem tüm velilerimizin kendi imkanlarını araştırıp onların ayağına gidecek şekilde çocuklarımızı alıp bu
bu tesisleri onlara açacak şekilde çalışacağız. Tanıtımlarımız da bu minvalde hareket edecek. Pandeminin dezavantajları var ama bu sürede biz kendimizi de yeniden değerlendirip yeniden sunum ve imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. İnşallah hem bundan sonra çok daha önemli atağa kalkacağız. Hem milli sporcularımız hem eğitim merkezlerimiz. Sporcu eğitim merkezleri Kayseri'mizde çok iyi durumda. Evet. Bunların sayılarını artırıyoruz. Şu anda 6 tane sporcu eğitim merkezi oluşturduk. Bunu artırdığımızda çok daha dinamik, çok daha olimpik sporcular yetişecek. Özellikle Kayseri'mizin en önemli branşlarından biri olan kayak sporunun bir kere 12 aya yaygınlaştırılması ile ilgili bir projemiz var. Yani 4 ay Erciyes her şeyimiz. Evet. Çok güzel bir potansiyeli var. Ama 12 ay çalışılmayan hiçbir branş başarı getirmez. Bununla ilgili bir takım projeler, bir takım çalışmalar ve bu konuyla ilgili alanlar oluşturuyoruz. Jimnastikte gerçekten önemli bir merkez oluşturduk. Bunun tohum merkezi çok güzel jimnastikte sporcular çıkarmaya başladı ve çıkarmaya devam edecek. Olimpik sporcular çıkaracak. Güreşte çok iyi bir potansiyelimiz var. Şu anda milli takımda 12 tane sporcumuz var. Çok güzel. Altyapılarda. Bunları takviye ediyoruz. Tabii nihai hedefimiz olimpiyatlarda Kayseri'mizi temsil eden, evet, daha fazla sporcu ve idol olacak. Kayseri'mizin adını, milletimizin, Türk milletinin adını göndere çektirecek bayrağımızı ona yön verecek çalışmalara inşallah adım adım ilerliyoruz. Evet. Çok da iyi bir potansiyelimiz var. Buradan ben şunu görüyorum. Yani daha önce farklı yerde çalışan, farklı ilde çalışan biri olarak gerçekten Kayseri'miz başta spor tesisleri, büyük şehrimizin, diğer belediyelerimizin yaptığı tesisler olmak üzere gençlik spor teşkilatında tesisleri mükemmel. Evet. İnşallah çok içini güzel dolduracağız tabii hep birlikte yani. Bu güzel tesisler iyi antrenör ve güzel sporcularla taşlanması lazım. Siz biraz da mütevazilik gösteriyorsunuz. Aslında baktığımızda Kayseri'deki sporcularımıza baktığımızda içerisinde oldukça yüksek oranda milli sporcumuz var. Türkiye şampiyonlarımız var, dünya şampiyonlarımız var. Bir olimpiyat şampiyonları da neden olmasın? Olmaz. Değil mi? Tabii ki yani biz gerçekten önemli bir yeteneğe sahip milletiz dedik başta. Gençlerimizin inanın çok muhteşem yetenekleri var. Biz yeter ki o imkanları sunalım. Tabii uzun yıllardır biz de geçmişi altyapısı sporcu olan ben bir il müdürüyüz. Akademiyi bitirmeden önce de ben birçok branşı yaptım ama evet, bir branşta da milli sporcuydum. Ama şunu söyleyelim, bizim çağımızda 4 veya 5 branşı gençlere sunulurken bugün biz 60 civarında branşı gençlerimizin imkanına sunuyoruz. Evet. Bir baktığımızda ferdi sporlarda olağanüstü hiç aklımıza gelmeyen branşlar var. Bunlar atıcılık, olimpik branştaki havalı tabanca, havalı tüfek, trap, skeet alanları. Akabinde işte eskrim başta olmak üzere okçuluk. Evet. Yine takım sporlar içerisinde inşallah hedefimizde Yamula Barajı'nda bir su sporları merkezi oluşturmak da var. Evet. Bu su sporları merkezinde de kano kürek çünkü çok güzel bir barajımız var. Bu baraj aynı zamanda bir tarafta kayak sporu yapılırken bir tarafta da su sporlarıyla ilgili aktiviteler. Çünkü olimpik o branşlarda olimpik branşlar. Olimpik branşları yaygınlaştırıp tabii ki faaliyet yürütenleri de inşallah daha üst seviyeye çekme gayretindeyiz. Evet, şimdi sizin söylediklerinize evet 12 ay spor yapılması lazım. Bir ilin de aslında en iyi tanıtımının yapılabileceği şey sporla mümkün. Bu gerek Türkiye içerisinde gerekse yurt dışında ilimizin ve Türkiye'nin ismini duyurabilmek ve tanıtımını yapabilmek açısından da spor oldukça önemli bir yere sahip değil mi? Kesinlikle. Dünya zaten böyle bakıyor olaya. Bugün görüldüğü gibi bir sporcunun gerçekten ortaya koyduğu katma değer, dışarıdaki daha sempatik tanıtımı, tanıtım faaliyetleri içerisinde dünya ülkeleri bunu çok daha öne çıkarmaya çalışıyor. Bizler de niye olmasın çok yetenekli gençlerimizin, evet, dünya çapında başarılarını ortaya koymamız ve onların tanıtımlarına. Çünkü Türkiye büyük bir devlet. Aynı zamanda da bu yönümüzü çok iyi ortaya koymamız gerekiyor. Nitekim o yönde de çok ileri bir noktaya doğru gidiyoruz. Tabii nihai hedef bu başarıları olimpiyatlarda daha fazla madalya alarak taçlandırmak. Biz spor adamları olarak da hedeflerimizi buna göre planlamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye artık dünya devleti olarak lider ülkeler şeyinde bunu da sporla da taçlandırıyoruz. Bugün birçok branşta öncü branşlar olarak ülkemiz anılıyor.
Bunun yanında da tabii biraz önce söylediğimiz gibi 60'a yakın branşı illerimizde yapmaya başladıktan sonra buradan da yetenekli çocuklar çıkacak. Bu hiç tahmin etmediğimiz branşlarda çok olağanüstü yetenekli şampiyon sporcular çıkmaya başlayacak. Bu kısa sürede kendini ortaya koyar ve koymaya da başladı. İnşallah bizler hiç tahmin etmediğimiz branşlarda da başta ilimizde ve ülkemizin başarı hanesinde görmüş olacağız bu çalışmaları. Evet. Şimdi biz de Medyanet Grup olarak spor programlarımızda, özellikle amatör spor gibi farklı spor programlarında farklı branşlardan sporcularımızı davet ediyoruz. Onlara bu ilk başta da söylemiştim, hani önceden çok sıcak bakılmıyordu spora başlama, ne gerek var diye. Biz onların biraz daha spordaki başarılarının kendi özel hayatlarına, okul hayatlarına ne kadar güzel etkileri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ki siz de bunlar aslında en güzel örneklerden birisiniz. Biz bunları vurgulamaya çalışıyoruz. En iyi örneklerden biri sizsiniz. Çocuk yaşlarında judo ile başlayıp sonra bu güreşle devam edip milli sporcu olup sonrasında güreş federasyonuna başkanlık yaptınız. Sizin hayatınıza nasıl yansıdı? Ben tabii ki o dönemde bir öncü şey olarak maalesef yine ailelerin ve geçmişteki insanların çok olumlu baktığı şey değildi spor. Evet. 70'li yıllarda özellikle gerçekten yeteneklerin içimizde bir kor gibi dururdu. Spor yapmak için de mücadele verirdik. Bir branşı nasıl yaparızın heyecanındaydık. Gerçekten o dönemlerde büyük fedakarlıklarla başladık. Biz kendimde de o yönü görüyordum. Ama o zor süreçlerde ben bazen onu diyorum kendi aileme de, iyi ki kendi bildiğim yolda o sportif çalışmalara devam etmişim. Çünkü önümde çok farklı alternatifler vardı. Çok daha cazip alternatifler vardı ama kendi özgüvenimizde ilkokuldan itibaren kendi imkanlarımla devam ettiğim bir çalışmayı milli takım kamplarına kadar, daha 14-15 yaşında tek başıma gidiyordum ve milli takım kamplarında kalıyordum. O özgüven yüklemesiyle de önümüzdeki üniversite hayatımızı yine kendi bağımsız mücadelemizle devam ettik. Ben etrafımdaki gençlere de söylüyorum. Spor önemli bir özgüven aracıdır. Eğitimle birlikte de yürütülmesi kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü dünya artık eğitim sisteminde çift kanat uçuyor. Yani bir tarafta tabii ki ilmi ve fenni şeyler devam ederken diğer tarafta insanın doğasında olan fiziksel ve sportif gelişimini okulda birlikte götürmesi gerekiyor. Evet. Dünyada artık aynı anda ilkokuldan itibaren spora başlanıyor. Ve güzel çalışmaları branştaki yeteneklerini okul branşlarında da sürdürerek devam ediyorlar. Bu sırada da o özgüvenle eğitim hayatına çok önemli katkılar yapıyor. Ailelerin hiçbir kaygısı olmuyor. Çocuk kendini, hayatını idame ettirirken çok daha doğal şartlarda, doğal şekilde annesine babasına yük olmadan devam ediyor. Çünkü disiplin, kazanma duygusu, malumunuz yani yeni dönemde insanlar ve çocuklarımızın kaybetme ve kazanma duygusunu çok aşılayamıyoruz. Evet. Buna en güzel şeyi veren spordur. Kaybetmek de güzel bir şey. Kaybetmenin ne olduğunu anlayabilmek. Onun üzüntüsü olabilir ama insana motive edecek, hırslandıracak bir takım çalışmalar ortaya koyar kaybetmek. Evet. Kazanmak da olağanüstü bir mutluluk verir. Yoksa sporun kattığı bu şeylerin dışında başka şey de veremiyoruz. Yani çocuklarımız bazı şeyleri kolay elde edebiliyor ama sporun disipliniyle birlikte, eğitimini birlikte götürdüğünde inanın birçok şeyi çok daha başarılı yollarda kazandırıyor ve götürüyor. Yani bizim nihai amacımız şu, sizin de buyurduğunuz gibi yani okulla, eğitimle birlikte sporun yürütülmesi. Bu çok büyük kazanımlar elde ettirecek. Başta ailelerimize. Çocuklarımız zaten bunu hissedebiliyor. Hem fiziksel aktivitelerinde, gelişimlerinde ve kendini ifade etmeden, mutluluklarını, yoksa çok güzel, zeki çocuklarımız var. Evet. Yani eğitimle birlikte götürecek bakanlığımızın önemli, başta söylediğimiz çalışmaları var. Tesislerimiz var, imkanlarımız var, iyi bir genç nüfusumuz var. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi gençliğimiz bizim teminatımızdır. Tek ümidimiz gençliktir diyor. Ne kadar güzel söylemiş. Evet. Yani bunun için de tüm mücadelemizi gençlik ve spor adına yürüteceğiz biz kurum olarak. Evet. Siz bunu yürütürken şunu sormak istiyorum. Kayserilerin çocuklarına bir spora yönlendirme açısından baktığınızda siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü başka şehirlerde de görev yaptınız. Genel olarak kıyaslayacak olursanız durum nedir Kayseri için? Türkiye standartlarının üstünde çok iyi bir ilgi alaka var. Tabii burada
bu spor kültüründe adım adım yerleşmesiyle alakalı. Branş çeşitliliklerinden de görüyoruz. Tabii ki buna biz de katkı sağlayacağız. Ben kendi arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yani bizler yeni dönemde söylem dilimizi de değiştireceğiz. Yapacağımız eylem ve uygulamaları da değiştireceğiz. Biz burada bir teşkilatız. İşte şu komplekste oturuyoruz. Tesisimiz bura değil. Her türlü çalışmamızı, programımızı, tanıtımımızı insanlara ve velilerimize anlatacağız. Onların çocuklarıyla ilgili özelliklerini alıp gerekirse yetenek keşfiyle de birlikte tesislerimize getirmenin gayret içinde olacağız. Yani biraz uygulamalarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani biz buraya şu iş yerini açtık, gelen gelir mantığıyla evet. değil. Biz mutlaka tüm vatandaşlarımıza kendi varlığımızı hissettirip aynı zamanda da onların çok kolay gelebilecek. Hani tabiri caizse çat kapı girmesini istiyoruz. Biz gençlerimize de yani lütfen gençlik merkezlerimize, tesislerimize en küçük yaştan itibaren girebilsinler, bizleri araştırsınlar, sorsunlar veyahut da talep etsinler. Biz 7 gün 24 saat esasıyla onun için diyorum. Yani bizim bir mesai mevhumunu gözetmememiz lazım. Yani biz sabah 8 akşam 5 mesaisiyle çalışan bir kurum da değiliz. Ama bunu çok daha hayata ve vatandaşlarımıza anlatacak şekilde bir metot geliştiriyoruz. Yani daha önce vardık tabii sunuyoruz ama Kayseri gibi değil diğer şehirler. Daha da fazlasını yapıp çünkü büyük bir potansiyelimiz var. Büyük bir nüfusumuz var. Bunu daha da yani şeyde sporda bir tabir vardı. Kinetik enerji, hareket evet. enerjisine çevirebilmek. Hareket enerjisine çevirmemiz lazım. Evet, şimdi izleyenlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ya da velilerimiz diyor ki evet çok güzel anlattınız. Biz çocuklarımızı gönderelim ama biz nasıl ulaşacağız? Biz bir kere şunun hazırlığını yaptık ve yapıyoruz. Artık yani bir broşürle değil, dijital anlamda platformda biz nerede, ne şekilde yönlendirileceklerini, bize nasıl ulaşacaklarını biz kendi stüdyolarımızda, tanıtım materyallerimizle, yeni söylemlerimizle, sosyal medya aracılığıyla aynı zamanda da yine tanıtım ve uygulamalarla bizzat ayağa giderek amiyane tabir onların bizzat uygulama bazında tanıtımlarımızı yapıyoruz ve yapacağız. Yani biz daha interaktif bir çalışma evet. içerisinde olacağız. Vatandaşlarımızın bir de amacımız tabii ki bir takım bölgesel, bir tarafta kompleksimiz var, bir tarafta olmayabilir. Bunları yaygınlaştırma ve biraz daha lokal alanlar oluşturmak gayretindeyiz. Yani nüfusa paralel mesela İlden bölgesinde yeni tesisler düşünüyoruz. 300-400 bin belki de 500 bin insanın yaşadığı bir evet. bölgede bazen küçük eksiklikler oluyor. Büyükşehir Belediye'mizde, bakanlığımızda, valiliğimizde bir yer tespitinde bulunduk. İnşallah mesela oraya sporcu fabrikası tabiri caizse çok maksatlı spor salonları. Aynı anda 5-6 branşın çalışabildiği, ailelerin kafeteryasında oturup onları beklediği. Zaten belediyelerimiz de bu işi yapıyor. Evet. Spor AŞ'miz var, işte biz varız. Ama bunu daha yaygınlaştırmamız lazım. Çünkü tabanda çok önemli bir nüfusumuz var. Ulaşamadığımız maalesef insanlar birçok şeyle tanışamayabiliyor. Evet. Tanıştırıp en azından onların kolay yoldan tesislerimize gelebilmelerini öngören bir takım uygulamalar yapacağız. Evet. O zaman size telefon yoluyla ulaşabilirler, gelebilirler Kesinlikle. Ya da sosyal medya hesaplarına ulaşabilirler Tabii. diyoruz herhalde değil Tabii. mi? Tabii yani sizler aracılığıyla da bunu söylüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bir önemli bir sosyal medya ağı oluşturuyoruz. Biz de kendi stüdyo alanlarımızda özellikle yeşil odalarda tanıtım faaliyetlerimizi ortaya koyacak çalışmalar. Sizin de yayınladığınız son dönemde arkadaşlarımızdan, sizlerden aldığımız desteklerle hem şehrimizin tanıtımını yaparken evet. Kayseri'de spor her yerde sloganıyla bir faaliyet yürütüyoruz. Bunun gibi çalışmalarla da yalnız şehir merkezimizde değil ilçelerimizde de çok güzel tesisler var. Yani ilçelerde olağanüstü tesislere kavuşmuşuz. Bu tesisleri dolu dolu kullanacağız. Ve çocuklarımıza, gençlerimize, yarınımızın teminatı olan gençlerimize sunma gayretini en iyi şekilde ortaya koyacağız. Onları da bekleyeceğiz. Evet, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Buradan son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Başta bu güzel günde, 19 Mayıs gerçekten 102. yılını kutladığımız, özellikle bu pandemi döneminde, biraz buruk da olsa biraz motivasyonumuz kaybolmuyor ama
apayrı bir hava verdi. Az önce de gençlerimizle, ildemde, mahalle sakinlerimizle, sayın valimiz, belediye başkanımızla yürüyüş yaptık. İnsanlar gerçekten hareketle ihtiyacı var. Bizler kurum olarak hem sizler vasıtasıyla herkesi hareketle, spor yapmaya, sağlıklı yaşam adına çalışmaya davet ediyoruz. Tesislerimiz her zaman açık. Biz onların her zaman emrindeyiz ve bu imkanları sonuna kadar sunacağız. Biz halkımız için, başta spor ve gençlik faaliyetleri için hazır bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, 102. yılını kutladığımız 19 Mayıs, başta da söylediğimiz gibi gençlerimizin ve kendini genç hissedenlerin, herkesin gününü kutluyoruz ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.